Gelelim İstanbul'a. İstanbul'dan sonra da Selahattin Demirtaş ve Devlet Bahçeli'nin bugün kapağımızda, manşetimizde yer alan olağanüstü mesajlarına geçeceğiz ve onları anlamaya çalışacağız. İstanbul'da son durumu anlatayım size. Ya yani şimdiden özellikle belli bir medya grubu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na bir Kazanacak aday tuzağı kurmaya başlamış gibi görüyorum ben ne demek istiyorum yani daha şimdiden sanki bu iki kişi birbirine düşman birbirine rakip e, işte efendim e, birbirinin e, işte nasıl denir yani e, hakikaten hani e, birbirini yok etmeye çalışan iki siyasetçi gibi konumlanıyor. Böyle yazılar yazılıyor. İşte kazanacak aday hangisi kazanacak? 2028'e kim kalacak? İstanbul'u üçüncü defa kazanıp Tayyip Erdoğan'ı iki kere yenen Ekrem İmamoğlu mu? Yoksa Ankara'yı açık ara farkla kazanıp belediye meclisini de alacak olan Mansur Yavaş mı? Bu iki kişiden hangisi kazanacak aday? Bu tartışmanın fitilini şimdiden yakmış durumdalar. Aynısını yapmışlardı hatırlıyorsunuz. Gene aynı tırnak içinde gazeteciler, kanaat önderleri ve medya organları altılı masa stratejisi sırasında aynı söylemlerle ortalık birbirine girmişti. Altılı masada e, bir yetişkin aklıyla bunu yönetememiş ve darmadan hale gelmiş. Hem seçmen e, büyük bir hayal kırıklığı ve şok yaşamıştı. Hem de tabii siyasete olan güven dibe vurmuştu. İnsanların bu seçimde e, salgaha gidip gitmeyeceği bile konuşulurken şimdi bakıyorum görüyorum birçok yazıda yine aynı kavram. Kazanacak aday iman Oğlu mu Yavaş mı? Hatırlıyorsunuz ben o zaman dalga geçiyordum. Yunus idi Hızır idi, Yunus idi Hızır idi. Döndük dolaştık yine Yunus idi Hızır idi'ye geldik. Daha ortada seçim yok, seçim sonucu yok. 2028'e kim öyle kim kala diyeyim ben size. Erken seçim mi olur, referandum mu gelir, ne oluyor, ne bitiyor belli değilken şimdiden vay Mansur Yavaş CHP'li değil, vay Ekrem İmamoğlu zaten anaplıydı. Kim daha öz hakiki CHP'li? Biri bana anlatabilir mi Allah aşkınıza CHP'li kim? CHP'li dediğiniz kim? Cumhuriyet Halk Partisi de AK Parti de bunlar büyük kitle partileri ve koalisyon partileri. Yani şu demek içinde birinde sağda merkezin sağında ve merkezde olan tüm renkler milliyetçi, müktesebatçı, Türkçü, oyucu, boyucu, liberal hepsi var AK Parti'nin içinde. Dönüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne orada da gene aynı şekilde merkezde ve merkezin daha fazla solunda olan aklınıza gelen herkes. Yani en marjinal, en radikal sol düşünceden Atatürkçü merkez düşünceye, Cumhuriyetçi merkez düşünceye kadar birçok renk var zaten. Bu bir koalisyon partisi, kitle partileri böyledir, dünyada da böyledir. Memlekette de böyledir yani. Şimdi herkes kendine göre bir CHP'li tanımlamış. E, kimine göre e, bazı aktörler o tanımın biraz sağında. Ötekine göre öbürü daha sol. Öbürüne göre o marjinal. Öbürüne göre o işte efendim e, piyasacı yani hani herkes kafasına göre bir Cumhuriyet Halk Partisi tanımlamış. Şimdiden daha Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve şimdiki e, Genel Başkan Özgür Özel arasında her türlü provokasyon ve e, gerginlik için her türlü zemin yoklanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bakalım bu aktörler bir kez daha bu kazanacak aday tuzağına düşecekler mi düşmeyecekler mi izleyip göreceğiz.